Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün Kur'an-ı Kerim'in ne kadar anlaşılabilir bir kitap olduğunu Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Geçen akşam adamın birini televizyonda izledim. Kur'an'da 12 tane vav vardır. Sen 2-3 tane meal okumakla onu anlayamazsın diyor. Peki ben de ona soruyorum. Ulan götlek herif. Elmalılı Hamdi 12 tane vav'ın ne olduğunu bilmiyor muydu? Onun çevirisinden ben bir şey anlayamayacak mıyım? Ömer Nasuhi Bilmen daha çok yakın bir zamanda Mehmet Okuyan hocamız da yaptı. Daha ismini sayamadığım birçok değerli insan mealler yazdı. Bu insanlar Arapça dilinin ve edebiyatının farkında, bilincinde olmayan insanlar mıydı? Kafalarından mı uydurdular? Dikkat edin, bu insanlara inanırsanız kendi inandığınız kitaba iftira etmiş olursunuz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamayalım. Sizler de bizleri istediğiniz gibi yönlendirin ve duygularımızı, inancımızı sömürün. Şunun bilincinde olmanızı isterim. Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Ama Arapça Allah tarafından gönderilmiş bir dil değildir. Eğer öyle bakarsanız en kutsal dil İbranice olur. En çok vahiy onunla geldi. Şimdi Kur'an ayetleriyle anlatmaya başlıyorum. Fussilet suresi 44. ayet. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap, öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniyor. Bu ayette ne kadar açık seçik, bu cambazlığı yapan insanlara gönderme vardır. Bir de Allah'ın sözüne bakalım. Andolsun biz bu Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? Kamer suresi 22, 32 ve 40. ayetlerde bunu tekrar tekrar vurgulamıştır Allah. Bizim gibi Kur'an'a gönlünü vermiş insanların iddiası şudur. Ortalama zekaya sahip olan her insan Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir. Kur'an-ı Kerim bulmaca kitabı değildir. Her insanın anlayabileceği bir kitaptır. Allah'ın emir ve yasakları bunun içindedir. Eğer biz bu kitabı okumazsak nasıl anlayacağız? Bizim iddiamız, eğer biz yalan söylüyorsak, buyurun Kur'an-ı Kerim ortada. Her gün 10 dakikanızı ayırsanız 3 ayda bitirirsiniz. Biz mi yalancıyız? Sizi yönlendiren o sahtekarlar mı yalancı? Kur'an ayetleriyle anlatmaya devam ediyorum. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin. İnat edenleri de korkutasın. Meryem suresi 97. İşte biz onu, Kur'an'ı böylece apaçık ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Hac suresi 16. Ve Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Nur suresi 18. Allah size kitabı, Kur'an'ı açıklanmış olarak indirdiği halde ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz o Kur'an'ın gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Enam suresi 114. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra da her şeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından ayetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Hud suresi 1. Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye ayetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. Enam suresi 55. Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur. Şüphesiz biz bilen bir toplum için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık. Enam suresi 97. De ki, onun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azap göndermeye yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter. Bak ayetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki onlar iyice anlasınlar. Enam suresi 65. Allah kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Allah'ın rehberidir.
Allah onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Zümer Suresi 23. Benim size önerim şudur. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona taramanız bile gerekmez. Bizlerden bir söz duydunuz, başkalarından da duydunuz. Bunları karşılaştırmak için Google'dan yazın, hemen ayet olarak karşılığını görürsünüz. Kim doğru söylüyor, kim sizin duygularınızı sömürüyor, anlarsınız. Son bir ayetle videomu bitirmek istiyorum. Fatır Suresi 18. ayet. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır gelen kimse onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine almaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları Ve ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Yani burada Allah hiç kimse kimsenin günah yükünü yüklenemez, kimse de kimseyi kurtaramaz. Ne ben ne de başkası sizi kurtaramaz. Siz kendi kendinizi kurtarabilirsiniz. Bizim söylediklerimizi, başkalarının söylediklerini lütfen birbiriyle karşılaştırın ve kitabınızı okuyun. Şunu unutmayın ki sizi cennete siz götüreceksiniz. Ben veya bir başkası değil. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın.